Sevgili Büyüyorum ve Gelişiyorum takipçileri, merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Bugün ben psikolog Ayşegül Denizci Uğur. Bugün sevgili çalışma arkadaşım psikolog Aynur Sayım'la birlikte sizlere 6 hafta boyunca 6 kez haftada her salı bir dakika bir yandan Aynur'u yayına almaya çalışıyorum ben. Ve nasıl alacağım acaba? 6 hafta boyunca her salı biz çocuğun gelişim evresinin bir tanesini burada konuşacağız. Her defasında sizlerden gelen soruları da elbette yanıtlamak isteriz. Hoş geldin Aynur. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Rahat geliyor mu ses? Görüntüm iyi mi? Herkes beni duyuyor mu acaba? Ben görüyorum ama katılımcılarımız bir geri bildirim versinler bize, sesle ve görüntüde bir problem var mı acaba? Evet, diyordum ki her salı 6 hafta boyunca saat 21'de burada seninle ikimiz çocukların gelişim evresini doğumdan ergenlik bitimine kadar, yani olgun bireyler oluncaya kadar ki ebeveynlerin bütün içinden çıkamadıkları durumlar, akıllarına gelenler ya da izleyicilerimizin bize sorduğu soruları biz burada seninle konuşmaya, yanıtlamaya çalışacağız. İlk olarak bebek beklemekle başlayan süreçle bugün başlayalım dedik ve önümüzdeki salı günü de saat 9'da doğum ve doğum sonrası 6 aya kadar olan bebeklik kısmıyla devam edeceğiz. Bu süreçte ebeveynlerimizi neler bekliyorlar? Sen ne diyorsun? Neler bekliyor bebek bekleyenleri? Aslında hem kişinin kendi yaşadığı yoğun duygular var. Biz de yaşadık. Anne o süreci, hazırlık sürecini, öncesini, hamilelik süreci, sonrasını. Bir de çevre etkenleri var diye düşünüyorum. Her şeyden önce kendimizle ilgili olan boyutu, kendi kişilik yapımız, önceki yaşantılarımız, duyumlarımız, duyduğumuz annemizden, ailemizden, çevremizden duyduğumuz hikayeler pek çok şey etkiliyor aslında, travmatik olaylar gibi. Birincisi ki kişinin, anne adayının kendisiyle ilgili kaygıları olabiliyor, kendi kişilik yapısıyla ilgili. Yeterince iyi bir anne olabilecek miyim? Ya da hamilelik sürecim sağlıklı geçecek mi? Çünkü o kadar değişken değişim var ki her şeyden önce fizyolojik olarak beden değişiyor, beden algısı değişiyor. Eşle ilişkiyle ilgili değişimler, yaşam düzeniyle ilgili bir sürü şey değişebiliyor. Belki özel durumlarda düşük riskli bir takım rahatsızlıklar nedeniyle başka kişilerin eve girmesi ortaya çıkabiliyor. Bu mahremiyetle ilgili problemler yaratabiliyor. O nedenle ve bunun dışında belki ikinci çocuk evde ilk hamilelik deneyimi ile ilgili olumsuz yaşantılar olabiliyor gibi. Hem çevre etkenleri hem kişinin kendisiyle ilgili. Çalışan bir anne işiyle ilgili kaygıları olabiliyor. Hamilelik süreci zor geçiyorsa çevrenin desteğini alabiliyor da konuda zorlanabiliyor da biliyorsun. O yüzden çevrenin desteği, hem kendisini tanıması, bu süreçte var olan sorunları çözmek için bir plan yapılması diyelim ve çevrenin desteği çok önem taşıyor. Sen ne diyorsun? Evet, yani ben ebeveyn olmadan önce evin içerisinde bir çiftler aslında ve birbirlerini de
seven, kollayan ve bunun dışında da dışarıda arkadaşlarıyla, diğer ilişkileriyle yetişkin ama eğlenmeyi seven ve kendilerine zamanlarını harcayan, daha çok günlerini, gecelerini daha çok kendilerine, kendi arzu ve ihtiyaçları için kullanan kişilerken, birdenbire dünyaya getirdikleri bir minicik kırılgan canlı onlardan bütün zamanı talep edecek ve bunu henüz bebek sahibi olmak isterken çok da anlamıyoruz. Yani zannediyoruz ki anne olmak, baba olmak ve bir bebeğin ihtiyaçlarını görmek çok doğaldır. Bu doğal bir süreç. Fakat bugün modernizmin bizi getirip dayattığı apartman dairelerinde çoğu Türkiye'nin bu vaziyette şu anda ve aslında kendi içine kapalı küçük sistemlerde. Şimdi bu küçük kapalı sistem kadının çalışma hayatına girmesiyle veyahut da eşlerin ebeveyn olmadan önce dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla, eş dost, akraba ziyaretleriyle dışa açılan büyük bir açık yapı, yarı açık yapı iken bebeğin eve girişiyle birlikte bu yapı kadın ve çocuk açısından kapalı bir yapıya dönüşüyor. Bu kapalı yapı, Evet. kadının öngörmesi ancak hakikaten farkındalığı çok büyükse olabiliyor. Çünkü köylerde daha bu farklı. Çünkü köyler zaten açık alanlar. Açık alanlarda çok iç içe, yan yana komşuluklar, akrabalar çok beraber ve birlikte, büyük aileler çok birlikte. Dolayısıyla kalabalık bir nüfus anneye, yani anne adayına bu durumda çok yanında ve aynı şey baba adayı için de geçerli tabii ki. Orada biraz da roller çok tarifli ve üstelik de kimin ne bekleyeceği çok belli. Fakat şehire geldiğimiz zaman, büyük şehirlerde özellikle bu yapı bozuluyor. Ya büyük ebeveynler çekirdek aile, yani içinden çıkılmış çekirdek aile, başka eski doğduğu şehirde kalabiliyorlar ve İstanbul'a göç etmiş yeni nesil çalışma hayatı için veya okuma hayatı sonrasında çalışma hayatı için, değil mi? Bu nüfusun çok büyük bir çoğunluğunu bu arada konuşuyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük şehirlerimizi ve büyük nüfus konuşuyoruz burada. Bunların durumları biraz daha zor oluyor. Her ne kadar kızının doğumu için anne uzak bir şehirden gelmeye çalışsa da günün sonunda o da yabancı bir eve, yani kızının evi de olsa kendisinin çok tanımadığı bir eve geliyor. Bütün bunlar öncesinde düşünülmeden ve pek akla da gelmeden birazcık böyle olduktan sonra yaşanan durumlara dönüşüyorlar. Ve bu uğrada bugün seninle en çok konuşacağımız şey destek gereken durum annenin postpartum denilen doğum sonrası depresyonu. Hamile Normalde de, depresyonu var. Evet. evet, normalde de şu son aylarda hepimiz yaşadık. Nasıl değişim, hayatımızdaki değişimler ya da işte toplumsal olarak yaşadık. Yaşam stilimizi ne kadar etkiledi, adaptasyonla ilgili ne Normal kadar zorladık. normal yasını yaptı ve hamilelik normalin Ki, anlamda. Evet. evet, zaten böyle yeni bir yaşam düzenine uyum süreci zor iken bir de beraberinde kişinin kendisiyle ilgili değişimler olması, sadece çevresel şartlar değil, yaşam düzeninin değişmesi değil, sağlıkla ilgili doğal olarak hamilelik sürecinin
getirdiği fiziksel şikayetler de ekleniyor tabii. Bu bazı anne adaylarında çok hafif geçerken belki bazılarında çok ağır geçebiliyor. Düşük riski olabiliyor. Kendi rahatsızlıkları olabiliyor. Fiziksel rahatsızlıkları olabiliyor ki o zaman adaptasyonu çok daha zorlaşıyor. Çok daha fazla desteğe ihtiyacı oluyor tabii. Kaygı düzeyi de yüksekse o zaman aslında burada Gebeliklerde de bu söz konusu. Yani değil mi? Çok uzun süre çalışılmış ama üzerinden yani bebek arzusunun üzerinden çok zaman geçmiş gebeliklerde bu kaygılar daha da artıyor. Söylediğin kaygılar. Evet. Destek önemli. Uzun süre tedavi almış bebek sahibi olamayan annelerde tekrar bir kaybetme korkusu daha fazla olabiliyor. Normalde kendi kaygılı yapısı olan annelerde de var ama önceki negatif yaşantıları olduğu durumda çok daha zor. Veya işte erken doğumlarda yine aynı şekilde. Eş ilişkisinde olan problemler, belki beklenmeyen bebekler kısmı da var aslında. Anne Yani aslında sürpriz bebekler aile için. yani bundan belki bir 30-40 yıl önceye kadar belki halen de yurdumuzun birçok yerinde böyle beklenen gebelikler çok lükstü. Yani böyle bir şey yoktu. Gebe kalınır ve doğrulurdu yani değil mi? Yani halen de kavrayışlar var. Ama şimdi tabii büyük şehirlerde bu doğumu kontrol ediyoruz. Artık gelişmiş kadının iş gücüyle çalışma hayatına dolayısıyla bir kariyer gelişimi ile birlikte kadının hayatının değişiminde de doğum kontrolünün rolü çok önemli hale geldi. Ve tabii her gebeliğin doğumla sonuçlanması pek istenmeyebiliyor. Hem finansal olarak hem kadının hazırlığı açısından Hazır hissetmemesi. böyle bir şey var. Hem de belki bakamayacağı kadar çocuğu da doğurmak istemiyor kadın. Ve bunda da son derece hakkı var ki zaten bakabileceğimiz kadar çocuğu doğurmamız gerçekten de çok önemli. Hem toplum ruh sağlığı açısından hem de tabii ki o biricik annenin ve bebeğin ve ailenin ve babanın ruh sağlığının sağlıklı yapılanması ve gelişmesi, korunması açısından da çok önemli tabii. Şimdi bir bebek sahibi olacak her şeyimiz var. Ve anne baba olarak olmaya da hazır bir çiftiz diyelim ki. Ve güzel de sağlıklı, güzel geçiyor hamileliklerde. Bu süreçte tabii ki büyük ebeveynlerin bir yardımları söz konusu olabilir bebek bakımında. Çünkü dünyaya gelen canlının öyle büyük ihtiyacı var ki bakılmaya. A'dan Z'ye kadar yedirilmesi, yatırılması, uyutulması, kaldırılması, yıkanması her şeysiyle ve gelişiminin her aşamasında daha bu yıllar yılı sürecek bir ebeveynlik macerası başlıyor. Ve başladığı zaman da annenin rehberliğe ihtiyacı başlıyor. Babanın da tabii ki ve annenin rehberliğe ihtiyacı başlıyor. Ben şeyi çok önemsiyorum Aynur. İlk andan itibaren, gebelikten itibaren babanın bütün bu süreçlere, ister bu kaygısal bir süreç olsun ve bu kaygının giderilmesiyle ilgili farkındalık geliştirilmesi gereken bir süreç olsun, isterse bebeğin bakımıyla ilgili neyin nasıl olacağına, şimdi gelişmiş değil mi? Alet edevatlar bütün şimdi müthiş bir sanayi kaptırmamak çok önemli. Alınan bir sürü alet kullanılmadan ya bir sonraki bebeğe ya yakın akrabaları, arkadaşların bebeklerine. Bu da böyle bir şey. Sonra çok fazla miktarda da hediye geliyor. Onlarla da
çoklu bir dev tüketim şeysi Evet. da olabiliyor. Onun getirdiği borçluluk olursa eğer bu hem eşlerin hem ailenin hayatına olumsuz bir etki yaratabiliyor. Bu da tabii ki ruh sağlığının korunmasını zorlaştırıyor. O bakımdan buna dikkat edilmesi lazım. Bebek bakımıyla ilgili neler öneriyorsun sen? Nereden daha çok beslenebilirler, destek alabilirler? Aslında şöyle düşünüyorum, kaygıyı ya da desteği en sağlıklı şekilde şekle getiren bilgi edinmek öncelikle. Nasıl fiziksel muayene düzenli olarak hamilelikte gerekiyorsa veya bebek doğduktan sonra bebeğin düzenli olarak muayeneleri gerekiyorsa ruhsal anlamda da desteğin düzenli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu her zaman belki psikoterapi desteği anlamında değildir ama bilgilenmek, bu süreçte neler yaşanacak öncesinde sonrasında mutlaka çalışılmalı diye düşünüyorum ve bunu anne baba birlikte yapmalı diye düşünüyorum. Başından itibaren aslında sürece girmeli ve bu süreci anne baba birlikte yaşamalılar. Bunu belki biliyoruz ama pratikte belki annenin kısıtlılıkları daha fazla oluyor, biliyoruz. İşte çalışan anne ise işini kaybedebiliyor, ara vermesi gerekebiliyor. Ritim değişimine bir de bu ekleniyor. Ekonomik anlamda gücü belki azalabiliyor veya sosyal ilişkileri sonuçta ağlayan, belki zor bir bebek de olabilir bu. Rahat uyuyan, uyumlu bir bebek olabileceği gibi koliği olan veya işte fiziksel rahatsızlıkları En azından şikayetleri ay. evet, süt alabilir, almayabilir. Anne zamanı, gecesini, gündüzünü belli bir süre en azından bebeğe verecek. Onun için ben de hatırlıyorum, çok güzel bir duygu tabii, hep eksilerinden bahsetmeyelim, harika bir duygu. Bir canlı büyütmek, içinizde bir canın büyüdüğünü hissetmek, o duygular çok çok özel, mutlaka tüm aile için. Ama o süreçte tabii hem uykusuzluk, hem bu değişimler, her şeyin değişmesi ki çevre desteği ve eşinin desteği de yeterli değilse böyle olduğu zaman doğum sonrası depresyonu çok sık görüyoruz dediğim gibi. Bu sebebi desteğin az olması da olabiliyor veya annelik rolüne geçişte kişinin zorlanması, hazır hissetmemesi, elinde bir bebek ama anne gibi hissetmiyor gibi. Hem şartların zorlanması hem kendilik algısıyla ilgili, role geçişle ilgili. Onun için başından beri aslında hamilelik sürecinden itibaren bu hazırlığın yapılması gerekiyor. Psikolojik hazırlığında eş ilişkisiyle ilgili sorunlar, doğumdan sonra neler ortaya çıkabilir, düzenlemeler nasıl yapılacak, ev nasıl düzenlenecek, ilişkiler nasıl düzenlenecek, kim ne yapacak gibi. Bunun hazırlığı da çok önemli. Çok iyi. Aşağı yukarı bilinir yaşanacak şeyleri. O nedenle bilgi ve dayanışma, baba başından itibaren anneyle birlikte rol almalı. Neler yapmalı istersen ona da sen değin. Baba neler yapabilir anne için, bebek için? Babanın rolü o kadar önemli ki baba eğer ki bütün bunları yönetebilecek kadar bilgili ve farkındaysa annenin postpartuma düşmesini engelleyebiliyor. Görüyorum. Klinikte tanık olduğum bütün dosyalarda bu bir gerçeklik. Yani üstelik de bu baba adaylarına, babalara da çok iyi geliyor. Hayatlarında rollerini gerçekleştirmek hepimize iyi gelir. Yani hangi giremezsek o rolü tam layıkıyla yapamadığımızı hissedersek, o bize ne kadar kötü gelirse, bu rolümüzün içine girip onu layıkıyla yapabilmek de bize o kadar iyi gelir, ruhumuzu o kadar göğertir. O bakımdan babaların mutlaka senin dediğin çok önemli. İlk andan itibaren yani bebek geliyor eve, evet farkındayız, şimdi birlikteyiz. El ele, omuz omuzayız.
Ve hem kendi erotik dünyamızı, mahrem dünyamızı kendimize kapatarak, ama diğer taraftan da bilgi ve destek ihtiyacımızı bütün dünyaya açarak, herkesten yapabildikleri katkıyı bekleyerek bu farkı, bu yaşantıyı zenginleştirebiliriz. İşte o zaman anne doğum sonrası ne hamilelik depresyonu ne de bu doğum sonrası depresyonuna düşmüyor. Doğum sonrası depresyonu bebeğin ruh sağlığını, beden sağlığını birebir etkileyen etkendir. Burada annenin izin vermesi kısmı da önemli, değil mi? Tabii. Sadece baba bunu isteyebilir. Bazı durumlarda anne yeterince güvenmediği için başkasının eşi de olsa bakımına emanet etmekte, Zor. belki hani kucağına bile vermekte zorlanabiliyor bazen. Yani burada babanın rolü de, annenin rolü de babayı ortak etmekle ilgili önemli olabiliyor Çok önemli. aslında. Söylediğin çok çok önemli. Anneler dediğin gibi her şeyi kendileri yapmak istiyorlar. Hem bir kaygıyla, yani kendilerinin daha iyi yapacak, başkalarının da daha iyi yapamayacakları kaygısıyla, hem de bebek bakmak bir anlamda da çok eğlenceli bir şeydir yani. Biliyorsun yani, ay güldü mü, gülmedi mi, refleks mi? Yani bana mı benziyor, sana mı benziyor? Aynen. Tabii öpüyorken değil Kelimesine baba mı dedi, anne mi dedi? ah Kime ya. benzi? Başkalarını kime benzettiği kısmı, değil mi? Anıları yazmak, biriktirmek. Ya tabii, olağanüstü güzel, mucizevi bir şey ve bu bütün insanların, yani bütün ebeveyn adaylarının çok güzel yad ettikleri, hayatlarının çok önemsedikleri bir zaman dilimini de oluşturuyor. Şimdi burada eş ilişkisinin daha iyiye doğru gelişmesi çok önemli. Hamilelikte bu yapılandırılmalı. Siz eşinizle eğer her konuda konuşamıyorsanız, ona her konuda güvenemiyorsanız, önce bunları tamir etmeniz, bunları geliştirmenizi öneriyorum ben. Çünkü bir çocuk büyütmek, değil mi? 25 yaşının sonuna kadar, yani eli ekmek tutup da ayrı bir eve taşınıp da kendi ayaklarının üstünde duruncaya kadar, ortalama böyle bir şey bu. Ta o zamana kadar bir sürü iletişimsel gereklilik önümüze düşüyor. Yani biz her konuda Necmettin Bey de bir katkıda bulunmuş. Anne çok şey üstleniyor, üzerine vazife olmayan şeyleri de. işte. Genel olarak, değil mi, toplumumuzda haklısınız. Toplumumuzda sanki sadece annedir. Anne onu büyütecek, erkek de işte eve ekmek getirecek kişi gibi algılanıyor. Halbuki şimdi genç ebeveynleri görüyorum, gerçi artık çok bu kadar değil, yavaş yavaş gelişiyor bu algımız toplumumuzda, ama halen daha alınacak çok yol var. Gerçekten de buradan bütün anne adaylarına, bebek yapmak isteyen insanlara, öncelikle eşleriyle çok iyi paylaşımsal, iletişimsel alanları geliştirmelerini öneriyorum. Konuşamadığın bir kişiyle bir insan ortak yetiştirmek hiç kolay bir şey değil. Duygularını ifade edemiyorsan bu daha da zordur. Çünkü daha sonrasında dediğin gibi travmalar olabilir, kayıplar, yaslar olabilir, maddi manevi sorunlar çıkabilir. Değil mi? Bunların hepsinin içinden kolay iletişim kuran, iyi dost olan iki ebeveyn, bir çift. O Evet, bakımdan bunu. kontrolümüzde olan konular da var dediğin gibi. Ya işte bir kontrolümüz dışında olan konular da var. İşte rahatsızlıklar, ekonomik sorunlar diyelim. Aile büyüklerinin destek olmak amacıyla belki devreye girmesi ama ilişkilerin etkilenmesi kısmı var. Müdahaleler kısmı var. O çekirdek aileyi oluşturamama bu anlamda tabii gibi. O tutum farklılıkları da bir şaşkınlığa, gerginliğe sebep olabiliyor. Ya bir de şunu da düşünüyorum. Aslında biz kendimizi de
Sevgiyi nasıl ifade ediyoruz? Duygularımızı nasıl ifade ediyoruz? Nasıl sorun çözüyoruz? Daha fazla görme fırsatımız oluyor. Çünkü kendimiz dışında bir canlının sorumluluğu da devreye girdiği için direkt bizim tutumlarımız onu etkilediği için kendimizi de tanıma süreci oluyor. Ciddi bir yüzleşme süreci oluyor aslında. Annelik, babalık rolüne geçiş. Ve bu esnada da eş ilişkisinde de etkilenmeler oluyor, değil mi? Bazen boşanmalar, aldatmalar, o yeterli olgunluk ve iletişim sağlanamadıysa öncesinde bu dönemde sevgiyi, ilgiyi dışarıda arama gibi biraz daha babalara yönelik duyuyoruz bize gelen vakalarda. Evlilikler de olumsuz etkileniyor ve o büyü bozulabiliyor. O büyü bozuluyor. Delik de bozulduğu halde kopmuyor. Çünkü o çocuğu birlikte yetiştirelim kaygısıyla bu sefer Hiçbir o zaman kopamaz. ve o yani adeta büyük yara almış ilişki böyle sürüklenişe geçiyor. Bu da tabii hiç kimseye iyi gelmiyor o ailenin içerisinde. Ne anneye ne babaya ne çocuğa iyi gelen bir şey değil. Onun için böyle bir durum varsa mutlaka ve mutlaka destek alınmalı. Şimdi Türkiye'nin her yerine zaten online destek hattıları var. O bakımdan da ne olursa olsun böyle durumlarda destek alınması şart. Çünkü sağlıklı bir çocuk büyütecekken desteksiz kalıp da kendi içine kapanıp da sağlıksız olma neden olsun? Niye olsun? Hiç gereği yok böyle şeylerin. Gerçekten kolayca içinden çıkılacak problemleri kendi elimizde olan senin dediğin gibi yani travmalar elimizde değil ama bunları nasıl çözeceğimiz, bunlarla nasıl hayata devam edeceğimiz kendi elimizde. Dolayısıyla buradaki destek alma, buradaki bilgi alma çok kıymetli. Bunlara ulaşmak da mümkün şimdi bu internet çağında son derece kolaylıkla. O bakımdan bunlar çok önemli. Ben daha çok hem sevinçler hem kaygıların paylaşıldığı bir çiftin çok kolaylıkla, doğallıkla, kendiliğinden sağlıklı bir aile, bir bebek büyüteceğine inanıyorum ve böyle görüyorum. Ama tabii ki En önemli kısım bugünkü kısım, değil mi? Aslında biz ailelere danışmanlık yapıyoruz, çocuklar ve gençlere var olan sorunları. Ama aslında şu kısımda çözülebilse, bu dediğimiz öneriler kısmı sağlıklı atlatılabilse, sonraki dönemlerde çok daha az problem çıkacak demektir. Aslında temel bu. evet. Hamilelik öncesi ve hamilelik sürecinde gerekirse alınan yardımlar ve düzenlemeler çekirdeği bu oluşturuyor aslında. Çok doğru bir yere işaret ettin Nurcuğum. Çünkü biliyoruz ki artık nörobilim bizi buna kanıtladı ki bir bebeğin zihinsel yapısı yani ruhsal yapısı anne karnında şekillenmeye başlıyor. Başlayalım. Sanıldığı gibi ve bu bebektir anlamaz. Ben çok kötü hamilelikler son derece kırılgan bebekler dünyaya getiriyor. O bakımdan annenin bu anlamda ruhsal destek alması bebeğin ruh sağlığı açısından da annenin olduğu kadar önemli. Bir de şunu konuşmalıyız ki bütün seninle her salı günü konuşacağımız üzere bebeğin her gelişimsel süreci anneyi ve babayı kendi o çağlarına regresyon dediğimiz şey yani kendi eski Evet. o yaşantılarına geri döndürecektir. Geri döndürelim. Evet. Evet. Örneğin annenin ya da baba, anne adayının ya da baba adayının kendi annesinin karnındaki hamilelik süreçlerinde, kendi doğum sırasında travmatizmleri varsa kendi çekirdeği anne babasına bağlı olarak
Örneğin göçler var, değil mi? Şimdi hele bütün millet diasporada, yani nereden nereye göçler duyuyoruz. Ve bu göç sağlıklı ve kolay yapıldı mı? Yoksa yollar boyuncalığında hastalıkla ve büyük bir yoklukla mücadele edildi. Bütün bunlar işte eski zaman travmaları olarak bilinç dışında. Kayıplar olabiliyor. Hamileyken örneğin anne kendi ebeveynlerini kaybedebiliyor Biliyor gibi. şeyler başına Sakatlıktan kendi rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. yaşayabiliyorlar, çeşitli felaketler yaşayabiliyorlar. İşte bütün bunlar geriye dönük, bu sefer presyona, yani bir geri dönme haline oluşturuyor. Çoğu zaman derler birlikte, ben kendimi çok kötü hissediyorum, nedenini bilmiyorum. Bilmiyor çünkü bir, yani bu çalışıldığı zaman psikoterapide ortaya çıkıyor ki kendi annesi ona hamileyken veya onu doğururken veya doğumundan hemen sonra böyle şeyler yaşamış. Dolayısıyla bu regresyonları da dikkatle izlemek, kendisinde bunları. Yani daha sonrasında çocuk büyüdükçe ta ki olgun olup kendi ayakları üstünde durup kendi hayatına gidinceye kadar, hatta daha sonrasında bile olabilir, bu regresyonlar az olarak anne baba olmakla, bunlar çok önemli. Babanın rolünü ve bu babanın rolünü annenin kendisine anlatması, anlatma önerisi çok kıymetli. Bence son 15 dakikamızı gerçekten de Ben de ona bakıyordum. ne hızlı geçiyor zaman, aman Allah. Daha bir Şey de Murat, keyifli gidiyor senle. Umarım katılımcılarımız da öyle düşünüyordur. Doğum korkusu da var. Aslında hamilelik, evet, bebeği kaybetme korkusu, ama pek çok anne adayında bu da var, değil mi? Yani hepimiz mutlaka yaşıyoruz. Doğum nasıl olacak? Ben o anda ne yaşayacağım? Veya bebek sağlıklı doğacak mı, doğmayacak mı kısmı da aslında hamilelik boyunca yaşanan bir şey. Tabii kademe kademe, dönem dönem. özellikle yaşlı. Anlatılan hikayeler, önceki annemizin ve çevremizin yaşantıları. Evet. Özellikle ilk çocukta hiçbir şey tabii bilmiyor. Ne kadar okunsa da, ne kadar duyulsa da, ne kadar arkadaşların, eş dost, ailenin, çevrenin kendi anıları, kendi algıları söylense, konuşulsa da insanın kendi yaşaması gibi olmuyor elbette. Ama bugün çok şükürler olsun ki ülkemizde doğum sırasında hem bebek hem anne kayıpları yok denecek kadar az, benim bildiğim kadarıyla. Ve gerçekten doğumlar, hatta şimdi epiduraller, şunlar bunlarla son derece kolay bir hale geldi. Doğum sonrası bakımlarda çok çok iyi. Gerçekten bu anlamda gayet burada bir gelişme, insanların hizmetinde. Destek çok fazla, kesinlikle. Bir de yeterince bebeğime iyi bakabilecek miyim? İyi besleyebilecek miyim? Güvenlikle ilgili problemler olur mu? Kaygıları da oluyor hemen sonrasında. Zamanla bu aşılıyor tabii, tecrübeyle, ama. Var. Ne kadar kaygı, o kadar az süt. Sütü azaltan şey kaygıdır. Stres sütü bozar. Dolayısıyla buradan öneriyoruz ki yeni annelere çocuklarını bol kendi sütleriyle mümkün olduğunca beslesebilsinler dileriz. Ve bol uyku, bol sıvı, bol su tüketimi ve en önemlisi de hiçbir şeyi kafaya takmamak. Hiçbir şekilde her Çünkü şey kendilerine iyi bakacaklar ki pardon. bebek hem fiziksel durumdan hem ruhsal durumdan direkt etkileniyor. İlk dönemlerden itibaren bebeklerin bir şey anlamadıklarını düşünür aileler, çoğu bana gelen aileler.
belli kaç yaştan itibaren anlıyorlar diye sorular çok geliyor. Hamilelikten itibaren anlıyorlar. İlk dönemlerden itibaren bizim yaklaşımımız, bunları işleyeceğiz bir sonrakine belki o 0-6 ay içinde ama en başından beri anlıyorlar ve hissediyorlar. Onun için o dönemler çok değerli gerçekten. Rahim içinde kurulur. Bu yüzden biz doğduktan sonra hep bir şeylerimiz eksik. Çünkü annenin içinde, karnında her şeyimiz tamamdı. Isımız tamamdı, üşümüyorduk, terlemiyorduk. Karnımız acıkmıyordu, gıdamız tamamdı. Hiçbir zorlantımız yoktu. Bağırsaklarımız dolmuyor, onlar acı vermiyor. Hiçbir şekilde acımızın olmadığı o cennet yerdeydik. Annemizin karnının içindeyken, rahimin içinde müthiş bir şey vardı ve bizim pisişemiz orada yapılandı. Bu yüzden biz onu hep arıyoruz ve onun kaybının farkındayız doğar doğmaz. Bu yüzden ağlıyoruz. Bu yüzden hep anneyi istiyoruz. Anne kucağını istiyoruz. Bu yüzden de annelerimize bebeklerini mümkün olduğu kadar sarılmalarını, onların sadece kucak, aman kucak arsızı olur derlerdi, kucağı almazlardı. Çok fena şeyler bunlar, yapmayın sakın bunları. Bir bebeğin annesinden çıktığını algılaması için daha henüz 6-8 ay geçmesi lazım. O kendisini annesinin ucu zannediyor hala da. Annenin göbeğinden kesildi ve Dokunulmaz güveni hissettiriyor ona. annesinin memesinin ucuna bağlandı ve memenin uzantısı zannediyor kendisini. Dolayısıyla sadece tok olduğu, aç olduğu zaman değil, tok olsa bile meme arzusunda. Çünkü o onu yatıştırıyor. Sen yine cennettesin, merak etme. Sen her şeyinle tamamsın. Burada güvendesin duygusunu bebeğe veriyor. Ve bu gerçekten çok önemli. Bütün anne adaylarına buradan sesleniyorum. Yapabildikleri çok kadar çok bebeği memede tutmaları ilk 6 ay özellikle yavaş yavaş uzaklaşan. Zaten o rahat uyuyacaktır. Rahat uyuduğu için anne de rahat uykuya geçebilir. Böylece gece uyanmaları azalır. Değil mi? Anne uyurken birkaç ay Tabii sonra, ki de. hatta yani ilk 3 haftadan sonra bile alışan bebekler var. Benim kızım da öyleydi. 3 hafta sonra, aa baktım sabah 5'e kadar uyanmamış, ben de uyanmamışım. Bir kalktım ki sabah olmuş. O da uyumuş ve öyle geçti zaman. Ne kadar bebek. Sadece burada pardon belirtmek istiyorum Ayşegülcüğüm. Başından beri yatağın ayrı olması, evet yakınımızda olması, temasın bebeğin ihtiyaç duyduğu sürece temasımızın mutlaka olması ama aynı yatakta olmamak gerektiğini de vurgulamak Ah, istiyorum. bunu hatırlattın. Evet, Bu da aynı çok yatak önemli. önemli. Çünkü aynı zamanda orada bir ebeveyn, yani bir karı koca ilişkisi devam Evet. ediyor. Bunların Hem mahremlerine. de bebeğin baştan itibaren bağımlılığını desteklememek adına ihtiyacı olduğu kadarını verelim. Yerinde zamanında ihtiyaçlarını karşılayalım anlamında. Aynen öyle. Onun için annenin bebeğe her an yakınlaşabileceği. Tabii, Hatta tabii. şimdi duyduğum genç babalardan anne rahat uyusun diye kalkıp gece sütünü baba veriyor mesela. Anne de yatmadan sağmış oluyor sütü, biberonla baba verebiliyor. Ah diyorum, ne kadar böyle Ben birçok. de bunu yaşadım gerçekten. Evet, eşim her seferinde kalkmıştır gerçekten. Baba olarak o desteği her zaman vermiştir. O çok önemli bir anne için gerçekten. Çok önemli. Gerçekten annenin hem sütünün dolması açısından, uykusu açısından, sonra bütün günü sağlıklı geçirmesi bebekle birlikte, bütün bunlar yapılanabilir. Bunlar da karşılıklı iletişimdir. Yok benim eşim bunu yapmak istemiyor diyenler duyuyor gibiyim. Ama eğer konuşulursa, anlatılırsa, bir sevgi dili birlikte kurulursa, bu bağda sen
Bunu istemeyecek bir erkek düşünemiyorum, bir insan düşünemiyorum. Onun için ne kadar önemli, ne kadar kendisinin de haz alacağını o kendisi de görecektir. Hatta ondan sonra daha fazla da bebeği için bir sürü şey yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hatta senin bir sözün vardı, çok hoşuma gidiyor. Bir daha anne baba çocuğuyla birlikte o anları bir daha yaşama şansları yok. Çok özel, çok farklı bir duygu ve dönem. Evet, onu kesinlikle çok dolu dolu yaşamak lazım, yaşamaya çalışmak lazım. Birkaç kitap önerin olacaktı galiba, değil mi bu konuda Bir, ailelere? evet, büyüyorum ve gelişiyorum sayfasına üye olunuz. Biz oradan bütün çocuk, bebek, gelişim, çift, eş, problemler, problemlerin çözümleri, kuramlar, bütün kitapları biz oradan önereceğiz. Ama şimdi hemen bu yayında Bir Bebeğin Günlüğü, Daniel Stern, bizim sayfamızda var. Daniel Stern Bir Bebeğin Günlüğü olağanüstü güzel anlatmış. Birkaç yıl önce Tabii bitirdiğimiz ki. üstadımız Çok Daniel. güzel yönlendiriyor gerçekten aileleri. Bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren beş duyusuyla nasıl gelişiyor, nasıl algılıyor bir bebeğin gözünden dünya, bir bebeğin gözünden anne babası, ailesi, evi, yakın çevresi. Bu kitap çok zihin açıcı diye düşünüyorum. Aynı Daniel Stern'ün Bir Annenin Günlüğü kitabı da var. O da eşiyle ve asistanıyla birlikte yazdıkları, yine ölmeden önce bizlere armağan bıraktığı çok kıymetli bir eser, Bir Annenin Günlüğü. Bir anne nasıl gelişiyor, nasıl oluyor, bunları da görmek. Orada başımıza gelenlerin bir tek bizim başımıza gelmediğini, bu dünyadan gelip geçen bütün annelerin başına, babaların bunları yaşadıklarını görmeleri açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Sonra tabii Winnicott var. Winnicott'ın bir sürü kitabı var. Bunların bir kısmı tabii biz profesyoneller için, meslek sahipleri için, yani psikologlar için yazdık. Kitaplar, adeta ders kitabı kıvamında bir kısmı, dili ağır da gelebilir. Ama biz bunları tanıtmaya devam edelim. Çünkü ben danışanlarımdan görüyorum. Önerdiğim zaman diyorlar ve evet, hepsini anladık biz. Gayet de hoş, ne kadar öğrendik diyenler de çoğunlukta. O halde bir ucundan başlamak. Hatta bu kitapları okurken insan kendisi açısından da bir şeyler keşfedebiliyor. Önemli bir psikoloji. Evet. Ve terimleri artık kişiler çok yabancı değil gerçekten. Kadar güzel. Dediğin gibi. Bakayım. Programların da etkisi var. Bu konulara ilgileri gerçekten kişilerin daha fazla eğitimlerin de etkisi var. Çok büyük Bu ve kavramları kullandıklarını çok sık görüyorum ben. evet, pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımız, psikologlar, uzmanlar online hizmet verdiler. Gerçekten müthiş bir işler yaptılar. Her birine buradan şükranlarımızı sunuyoruz toplumumuz adına. Çok 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 kutluyorum kendilerini. Çok iyi. İnsanlık sınırımız tabii Evet. gerçekten Gerçekten sağlam başlıyor. canlı çalıştılar. Evet, son bir katkın var mı? Yavaş yavaş kapatalım. Haftaya Salı'ya saat 9'da doğumla başlayan 0-6 ay bebeğin gelişimsel sürecinde seninle konuşuyor olacağız yine. Buradan bizi izleyenler sorularını sorabilirler. Büyüyorum ve gelişiyorum sayfasına yazabilirler. Oradan biz mümkün olduğu kadar yanıtlamaya çalışıyoruz. Evet, tüm gelişim sürecinde çocuğun, kişinin diyelim, bu dönemin çok önemli olduğunu ve çekirdeği oluşturduğunu tekrar vurgulayabilirim. 0-6 yaş dönemi için eğer soruları varsa katılımcılarımızın şimdiden sayfamıza sorarlarsa, yazarlarsa biz de konumuzu daha çok ihtiyaca yönelik belirleyebiliriz. Genel çerçevemiz belli ama özellikle o konulara değinmeye gayret ederiz. Teşekkür ediyorum.
Senle program yapmak çok keyifli, güzel. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Birkaç tane öneri gelmeye başladı. Bunları dikkate alacağız. Teşekkür ediyorum. Evet. Biz bu videoyu aynı zamanda YouTube sayfamıza ve kendi web sayfalarımıza da yüklemeye çalışacağız. Eğer teknik bir arıza olmazsa bunları daha sonra da izleyebilecekler, kaçırmış olanlar. Çok teşekkür ederim Aynur. Zihnine, canına Ben sağlık. de canım. Çok Tamam. sevgiler. Ben de Hoşça kal. teşekkür ederim. İyi akşamlar İyi diliyorum hepinize. akşamlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.